Sindik, herkesin bir kez hak sahibi olma hakkı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Mehmet Aslan, çekelim. 6900 Mahmut Altan, çekelim. 8300 Bizim kültürümüzde insanın kafasını sokacak önce bir eve ihtiyacı vardır. Hükümetimizin 20 yılda yaptığı 1 milyon 170 bin civarındaki konuta ilaveten bu yılda 250 bin civarında konut inşa edecektir. Ben öncelikle bu kurağımıza ve çıkacak inşallah şanslı kişilere öncelikle hayırlı olmasını, Malatya'mıza, ülkemize, milletime hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum saygılarımla. İlk kurağımız şehit ailesi olan bir vatandaşımız tarafından çekildi. Şehit ailemiz kategorisinde. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Herkes için hayırlı uğurlu olur inşallah. Halil Yanardağ. Şehit ailemizde gazilerimiz kategorisindeki ilk hak sahibimiz. Ekrana verelim arkadaşlar. Ekrana çekiyoruz sayın vali vekilimiz. 25 numara Sultan Koçam. Sultan Koçam. Hüseyin Gazi Üstün. Gazi Öztop. Bak renk kalkar kalkmaz buraya geldik. İlk görevimiz burası. Deniz Altınör. Kiracısınız değil mi? Yok. Kiracı değiliz ama. Erkan Karadağ. Evimiz yok yani. Hem de nasıl kalamak, gece uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. İlker Özyiğit. Bilmem, kısmet. İnşallah çıkar. İnşallah. Hayırlısı olsun. İnan eşim rahatsız. Ben de rahatsızım işte, anca yani dördüncü katta oturuyor, çıkamıyor. Mustafa yani. Karaman. Bir kilo bir şey çıkaramıyor. Bilir. Çıkmasını çok istiyorum ama. Kiracısınız değil mi? Tabii. 35 senedir kiradayım. Çıkarsa mutlu olurum, kızıma da bana da. Kızım da yazıldı, damadım engelli. Ve sigortasına parkur var. Ve ben kiracıyım. Yani bu yaştan sonra artık oradan oraya, oradan oraya taşınmak çok zor oluyor. Gençlere değil de yaşlara çok zor. Kolay değil taşınmak. Bir bakıyorsun evi satıyorum çık. Kiramı hiçbir şey aksatmam. Aç kalırım, susuz kalırım, kiramı aksatmam. Eşim de ben de, eşim de rahmetli oldu. 2-3 senedir ve işte çıkarsam mutlu olurum. 3370. Latif Büyük Yıldırım, çekelim. 1049. Gülbahar Pektaş, çekelim. 1894. Ya devam edeceğiz kura çekişlerinde. Şimdiden tekrar herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şu an konuşamayacağım. Bu anı bekliyorduk gerçekten. Allah herkese razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Allah olmayana da versin. Yani gerçekten şu an yani heyecanım, konuşmakta güçlük çekiyorum. Yani gerçekten yani bu anı yaşayan bilir. Yani başka da yani başvurusuydu. Babamındı. Babam adına gelmiş, burada bulunmaktayım. Gayet iyi ki gelmiştim. Hayırlı oldu. Yani gerçekten yine diyorum, Allah olmayana nasip etsin. Allah her şeyin hayırlısı nasip etsin. Gerçekten bu anı bekliyor. 9043. Bu anı bekliyorduk. Gerçekten bu anı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah ayağını taşa değdirmesin. Gerçekten yani söylemek yani gerçekten Allah yani razı olsun bize bu hakkı. Zekiye bize bunu kazandırdığı için çekelim. Yani gerçekten ne diyebilirim, sözlerim kelimelerim kifayetsiz. Çekelim. 5000.
Ya çok mutluyum şu yani, şimdi sonuna kadar bekledim. Tam ümitsiz olduğum bir sırada birden ismimi görünce çok sevindim. 6.652. Yani böyle bir proje yapanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çekelim. Tabii ki bu devirde kolay değil ev sahibi olmak. Ama böyle bir imkan. 6. Hani bir kolaylık. Reşat güzel bir şey. Çetin. İnşallah herkese çekelim. Çıkar da hayırlı olur inşallah ya. Sevinçliyim yani. 6.087. Hepsine teşekkür ederim emeği geçen herkese. Mustafa çok güzel bir Aktaş. Proje yani. Çekelim. Sevinçliyim. Teşekkür ediyorum. 5.453. Ne kadar kira veriyorsunuz? Ya şimdi mesela 1500'dü. Her zaman ev sahibiyle böyle sıkıntılarımız oluyor. İşte bana direktmen mesela söylemese de arttırayım. Ya işte çevrede 3000 olmuş, 4000 olmuş. Yani diyebilirim ki haftanın 2-3 günü böyle karşılayınca sitem ediyor yani. Tabii bu da haliyle bizim çekelim. Yani sıkıntı yaşıyoruz. 6.864. Çok yani böyle projeler, böyle sosyal Sebahattin faaliyetler Bozdağ. Gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü düşünebiliyor musun yani 5, şu anda ben ufak bir daire sordum. İnşaatta 850 bin dedi. İnşaatta daha yapılmadığı halde. Çekelim. Şimdi 800 bin lira. Ben nasıl 800 bin lira yani? 10.156. Ama bu şekil Abdullah yani Şaygül. Bir hesap diyorum ki bir emekli gerçekten maaşının bir kısmıyla bunu ev sahibi olabiliyor. Çok güzel bir proje. Cevdet yapanlara Haylı. Teşekkür ediyorum. Yani hakikaten çok güzel bir proje.